Selam arkadaşlar, herkese merhabalar, günaydın. Şimdi Casey Neistat'ın ofisine gidiyoruz. Ben yine drone'u attım sırt çantasına. Sabah erken bugün, pazartesi saat 8'e geliyor. Hatta geç bile oldu diyebiliriz. New York'un bütün yoğunluğu bir başladı böyle. İnsanlar işe gitmek için sağa sola koşturuyorlar. Metroda insanlar sağa sola koşturup duruyorlar. Ondan sonra her yerde böyle sokak inşaat çalışanları falan var. Yani New York'a ben hafta sonu gelmiştim. 2 gündür hep böyle boş, hep böyle şehrin güzel yanına tanıklık etmiştim. Şimdi bugün bir de şehrin çalışanlar için kaos yanını göreceğiz. Kapıdan 2 saatte zor geçtim. Bir şey yapıyorum, sonra LED ekranda görmemiştim. Denedim sonra gördüm LED ekranı. Bir geçiyorum, çok hızlı geçtin diyor, yeniden swipe yap diyor. Bir daha geçiyorum, çok slow oldu diyor, bir daha yaptım. Hızını ayarlayamazsanız metroya binemiyorsunuz. Şimdi ofisin oraya geldim. Burası Canal Street'e yakın bir yer. O yüzden metrodan Canal Street'e indim. 2 durak mı zaten benim otelden. Şimdi gidiyorum. Timur abiyle de mesajlaştık. O da geliyor. Yakın bir yerde. Burada buluşacağız onunla. Yalnız ben sürekli yapılan uyarılara rağmen ve sürekli yapılan şeye rağmen bugün yanıma hiçbir şey almadan çıktım. Üst olarak. Havada biraz serin şu anda. Yani güneşin altında olunca kurtarıyor da ara ara esebiliyor böyle sersem. O esintiler sırasında da üşütüyor. Üzer adamı yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Otelden çıkınca fark ettim ben. Hava durumuna hiç bakmadım otel odasından güneşi görünce. Dışarısı biraz serin ve rüzgarlıymış. Ama olur öyle, o kadar sıkıntı değil yani, çok büyük. Casey'yi takip ediyorsanız bir gün yolda motor süren, Harley süren, kaldırımda Harley süren bir adamı gelip bu store'a şikayet etmişti. Motor sattığınız insanlara duyarlılığı konusunda bahsedin diye. O store bu store. Arkadaşlar, Casey'ye drone'un altına bağlamak için yaptığım o flag diyeyim, şeyi bağlayacak, drone'a bağlayacak bir şey yoktu. İp falan almayı unutmuşum. Bu yoldaki şu görmüş olduğunuz trafik levhalarındaki dubalardaki ipleri kopardım. Şimdi bunlarla bağlamaya çalışacağım. Bu arada burası bayağı bir güneş alıyormuş. Caddenin karşı tarafı. Ama sıkıntı şu ki eğer ki buradan gelirsek, burada beklersek veya o da gelirse kaçırabiliriz yani. Yani biz gidip onunla tanışana kadar o başka bir tarafa gitmiş olabilir. O yüzden kapısının önünde beklemeyi yeğleyeceğiz yani. Başka bir alternatifimiz yok. O yüzden soğukta böyle şey, binaya giren birini gördüm. Acaba o mu? Evet arkadaşlar, şu şimdi gördüğünüz bu kapı tahmin ediyorum ki girip çıkış yaptığı kapı. Bir arkadaşı da geldi bisikletle. Bu kapı otomatik kapı, birileri içeriden çıktığı zaman 3-4 saniye açık kalıyor. Oradan içeriye de dalabilirim. Beam'in ilk member'ı da geldi. Saat 8:20 geçiyor. 20 dakika geç başladı işine. Timur Arkut'ta olay yerine intikal etti. Evet. Operasyon başlasın. Şimdi planımızı anlatalım abi. Bir tane erkete koyduk oraya. Oraya pusuda bir tane çocuk genç var, bekliyor tabii. Aynen, o da gelmiş bizden önce. Onu koyduk erkete. Biz şimdi etrafta dolaşıyoruz böyle. Şimdi kahveci arıyoruz. Buldum ben bir tane. Yakınımızda var şurada. 200 metre ileride bir kahveci var. Hadi gidelim o tarafa. Gençler beklesinler oğlum işte. O gördüğü zaman alarmı verecek zaten. Bizim planımız onu yolda yakalamak değil, içeri girdikten sonra drone'la dikkatini çekmek. O yüzden içeri girmesini bekleyeceğiz. Pusuya yattık, bekliyoruz. Hadi kahve edelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi bekledik. Daha gelmedi, yani girmedi ya da bir yerlerde girmiş olabilir arkadan falan. İçeride de olabilir. Çünkü ışıkları yanıyor şu anda. Ben şimdi drone'u kuracağım ve uçmaya başlayacağız. Hadi bakalım.
arkadaşlar, drone'la şimdi teyzenin camının üzerinde uçuyoruz. Mesajımızı da yazdık üzerine. Buradan da tam gördüğünüz gibi teyzenin camının önünde uçuyoruz şu anda. Drone da saçmalamaya başladı. Sağa sola vuruyor kendini ama. İndir bence, sakata geçti. Burada tutuklanmadığımız kaldı, onu da yapmayalım. Evet arkadaşlar, bakalım her an gelebilir, cama çıkabilir, bekliyoruz. İçeride birilerini gördüm bu arada. İçeride yürüyen biri vardı, kendi de olabilir. Bakalım, dikkatini çekmeye çalışacağız. Ara ara uçacağım böyle. İnşallah tanışabiliriz. Tanışacağız. Kafaya koyduk abi, yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi uçuşumuzu yaptık. Casey ne yazık ki içeride değilmiş. Ben birini görmüştüm ama o Casey değilmiş. Şimdi ben toplandım, biraz dolanacağım ortalarda. Çünkü burada bütün günü harcamak istemiyorum haliyle. Gidip hani New York'a gelmişken başka şeyleri de görmek, tecrübe etmek istiyorum. Şey yapacağım, şimdi toplandım gidiyorum. Burada bir başka bekleyen bir arkadaş var. Ona numaramı verdim. Eğer Casey gelirse bana mesaj atacak. O burada bekliyor onu görmek için. İçeri girdiği zaman, ben zaten içerideyken de dikkatini çekebileceğimi düşünüyorum işte drone işiyle. Eğer ki şey yapabilirsem, içerideyken hani drone'la uçabilirsem dikkatini çekerim ve tanışırız. Ümit ediyorum ki gelir, merhaba der. Onunla da tanışmak istiyorum. Çok gerçekten hayranlıkla takip ettiğim YouTuber'lardan bir tanesidir Amerika'da. Şimdi Central Park'a geldik. Hava da çok güzel. Central Park'ta geziyoruz. Vlog çekimlerine devam ediyor. Şimdi burada az önce John Lennon'ın öldürüldüğü binanın önündeydik. Ben de bilmiyordum. Timur abi söyledi. O binanın önündeyiz. Burada da John Lennon'ın anıtı var arkadaşlar bir yerde. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Orada çiçek falan koyuyorlarmış. Gidip onu bir ziyaret edeceğiz. Aha, burasıymış. Aha, şu yuvarlak. Burada. Bunun olayı nedir abi? Burada, yani öyle anıt gibi yapmışlar parkın içine değil mi? Yani... Burada öldürülmüş. Evet, o binanın, az önce gösterdiğim binanın önünde öldürülmüş. Buraya da ona şey yapmışlar böyle. İnsanlar geliyorlar işte, fotoğraf çektiriyorlar. Çiçek bırakanlar falan da oluyor. Büyük kayıp. Hey dude, don't make it bad. Take a sad song. Make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Evet arkadaşlar, şimdi Central Park'a geldik. New York'un içinde devasa büyük bir park. Böyle süper bir yer. Şimdi Şenay Akkurt'un Motto Müzik için Hayat Bana Güzel programının çekimlerini yapıyoruz. Drone yönetiminde Timur Akkurt bütün ciddiyetiyle drone'u uçuruyor. Selam millet. Drone şu anda yukarılarda bir yerlerde, göremiyorum. Hala takip etmediyseniz Motto Müzik kanalını mutlaka takip edin. Çok bomba içerikler, çok bomba programlar var. New York videosu ne zaman yayında olur abi? 18 Haziran'da Şenay'ın programı. 18 Haziran'da da Hayat Bana Güzel'in ikinci programı oluyor bu değil mi? Evet. İkinci programı New York'taki çekilen programda yayında olacak. Kaçırmayın. Şimdiden takvimlerinizi ayarlayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Timur Akkurt ve Şenay Akkurt'la Central Park'ta geziyorduk ki bir film setine daha rast gelmeyelim. New York'ta hangi köşeyi dönerseniz bir film seti karşınıza çıkıyor. Galiba Game of Thrones çekiyorlar. Game of Thrones'un yeni bölümünü burada çekiyorlar. Burası Westeros'un arka bahçesinde. Westeros'un krallığının arka bahçesi olacakmış. Tabii ki de değil. Yemek arasındalar, öğle arasındalar, yemek yiyorlar. Biz de şimdi elimizde kameralar, işte sırtımızda ekipmanlar olduğu için gidip sanki set ekibindenmiş gibi bedavaya yemek kapatmaya çalışacağız. Bakalım bedavaya yemek yiyebilecek miyiz?
Çünkü ya baktığın zaman bizde dış görünüş itibariyle bir set ekipmanında set ekibinden hiçbir farkımız yok. İşte burada arkadaşlar hem yiyorlar hem çalışıyorlar. Bir yapım kolay çıkmıyor. Timur Akkurt da vlogunu çekiyor. Central Park gezisinden sonra da geldik. Broadway'in üzerinde bir yerlerde oturduk. Bir de biraz dinlendik, biraz sohbet ettik. Şimdi Timur Akkurt'la ayrıldık. O kendi oteline geçiyor, ben de otele gidiyorum. Bayağı yorulduk. Bugün sabah 7'den beri koşuşturuyoruz. Bir de ben tabanı sert olan bir ayakkabı giymişim. O yüzden böyle bayağı zorlu anlar yaşıyorum şu anda. Şimdi otele gideceğim, biraz dinleneceğim. Biraz edit yaparım, biraz videoları atarım. Belki kısa bir kestiririm. Ondan sonra yine akşamleyin, güneş battıktan sonra drone'la çekim yapmaya çıkacağım dışarıya. Şimdilik gidişat böyle. Son günüm, yarın akşam dönüyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.